kutluyorum. Sizler de emekçisiniz çünkü. Emek hepimiz için en kutsal değerlerden biridir. Dünya emekle inşa edilmiştir. Bugün 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giden emekçilerimizi taşıyan bir araç devrildi. Bu kazada yaşamını yitiren emekçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralanan emekçilerimize ise acil şifalar diliyorum. Böyle anlamı olan günlerde usuldendir, bir de muhasebe yapmamız gerekiyor. Neredeyiz emekçilerimiz açısından, çalışanlarımız açısından? Ülkemizde en geniş tanımıyla işçilerimizin sayısı 8 milyon 300 bini aşmış durumda. Yani ben çalışarak hayatımı kazanmak istiyorum, ekonomiye katkı sunmak istiyorum deyip iş arayan ama bir türlü bu işi bulamayan, bundan mahrum edilen 8 milyonu aşmış yurttaşımız var. Yine yüz binlerce yurttaşımız bugün emeklilikte yaşa takılmış, çözüm bekliyor. Yine hükümet bir program açıklamış. O programda çözüm olarak emekçilerimizin emeklerinin karşılığı olan kıdem tazminatlarına göz dikmiş durumda. Söz verildiği halde bir türlü çözülemeyen 3600 ek gösterge sorunumuz var. Yine bugün ülkemizde yaklaşık 9 milyon emekçimiz herhangi bir sosyallik güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışıyor. Bir başka ifadeyle her 100 çalışandan 33'ü, yani üçte biri, çalışanların üçte biri kayıt dışı çalışıyor. Sosyal güvencesi yok. Yine böyle bir ortamda çalışanlarımızın geleceğe güvenle baktıklarından söz etmek de mümkün değil. Çocuk işçi sorunumuz var. İş cinayetlerinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasındayız. Örgütlenme ve sendikalaşma sadece bu sorunların çözülebilmesi, emeğin büyümeden ve refahtan hak ettiği payı almaz için gerekli değil. Aynı zamanda büyümenin sürdürülebilir olması için de şart. Yani kesintisiz büyüme olması için de şart. Bunu artık tüm dünya kabul ediyor. Birkaç defa burada anlatmıştım. Geliri adil dağıtamazsanız, büyüme kucaklayıcı olmazsa, yani oyunun sonunda hızla misketler bir kişinin elinde toplanmaya başlarsa ekonomi oyunu biter. O nedenle de bugün bütün dünya artık emekçilerin yarattıkları katma değerden hak ettikleri payı mutlaka almaları gerektiği üzerinde duruyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı verilerine göre Türkiye'de her 100 ücretli çalışandan sadece 9'u yaklaşık sendikalı çalışıyor. Oysa aynı rakam refahın adil ve dengeli paylaşıldığı ülkelerde, mesela Finlandiya'da %65, yani her 100 çalışanın 65'i sendikalı. Danimarka'da %67. Türkiye bu sendikalaşma oranıyla Macaristan'la beraber Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkeleri içinde en kötü durumda olan ülke. Türkiye'de kapsayıcı, kuşatıcı büyümeden, refahın adil ve dengeli dağılmasından bahsedemiyorsak kuşkusuz bunun nedenlerinin başında sendikasızlaşma var. Asgari ücret insanca yaşamak için yetersiz. Ekonomik kriz mutfakta tencereleri boşalttı. Gönül isterdi ki bugün siyasetin konusu milletimizin içinde yaşadığı bu sorunlar olsun. Bunlara kafa yoralım. Bunlara çözüm üretelim. Ancak seçimin üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçti. Hala daha maddi temelden yoksun, keyfi itirazlarla sürecin uzatılması için elden gelen yapılıyor. Milletin gerçek gündeminin üstü bu tartışmalarla örtülüyor. Saray ittifakının zehirli beyanat ve mesnetsiz iddiaları toplumu gerçekten rahatsız etmeye başladı.
Dün AK Parti sözcüsünün, bugün de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın açıklamaları, ikisinin de gündeminde aslında millet olmadığını, milletin sorunlarının olmadığını, tek dertlerinin koltukları olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Seçim sonuçlarını bir türlü hazmedemeyen, özellikle de İstanbul'daki sonuçları bir türlü hazmedemeyen bu koltuk ittifakları, milletimiz bunların söylediği bu laflara hiçbir şekilde prim vermedi. Hatırlayın, seçimden önce bu cenah korkutmak için. Milletimiz bunların söylediği bu laflara hiçbir şekilde prim vermedi. Hatırlayın, seçimden önce bu cenah şunu söylüyordu milleti korkutmak için. Ankara'da belediyelerin su faturalarını terör örgütlerinin mensupları dağıtacak diyorlardı. Evet, bugün Ankara'da ve İstanbul'da bir şey oldu. İş başına Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları geldi büyük şehirlerde. Ve o büyük şehirlerin tabelalarından önceki yönetim tarafından sökülüp atılmış olan TC ibaresi yeniden belediyelerinin girişine asıldı. Aslında herhalde bugün Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmanın arkasında söylediklerinin ne kadar yanlış olduğunun ortaya çıkmasının telaşı yatıyordur diye düşünüyorum. Bu telaş ve hakaret dolu açıklamaların altında söylediklerinin gerçek dışı olduğunun anlaşılmasının yattığını düşünüyorum. Beka laflarıyla bizlere, yani muhalefete olmadık suçlamalarda ve hakaretlerde bulunurken aslında bir şey daha devam ediyormuş. Bu yazılı olarak çıktığı için dışarıda, burada bir daha söylüyorum. Suriye'de ortakları PKK ve PYD ile görüşmeler yapıyorlarmış. Acaba yoksa telaş aynı zamanda bunun da mı telaşı? Bu ortaya çıkmasın diye mi bu kadar telaş içindeler? Bakın, açık söyleyeyim. Burada bir cambaza bak cambaza taktiğinin olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bugün sarayda konuk edildi. Temsilci Türkiye'de görüşmelere devam ediyor. Yine bir başka Amerika Birleşik Devletleri yetkilisi geçen gün önemli bir açıklamada bulundu. Kim bu? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers. Pentagon'da 18 Nisan 2019 tarihinde düzenlediği basın toplantısında şöyle diyor. Bunu dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımız da bir soru olarak Dışişleri Bakanlığı'na yöneltmişti. Suriye Demokratik Güçleri. Kimler var bunun içinde? Bunun ana unsuru kim? PKK, PYD. İle Türkiye arasında birçok meşru konuda doğrudan görüşmeler devam ediyor diyor. Meşru konu ne demek? Yani ne yapıyorlar? Dün bir defa daha rahmetle anıyorum ailesine ve ulusumuza, kederli ulusumuza başsağlığı diliyorum. Dün Mehmetçiğimizi şehit edenlerle bunlar doğrudan görüşüyormuş. Bu doğru mu? Bunu kimden öğreniyoruz? Kim söylüyor? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı. Bunların içeriye söyledikleriyle dışarıda yaptıkları arasında öyle görünüyor ki çok ciddi bir uçurum var. Şimdi bu açıklama pek çok soruyu da akla getiriyor. Saray ve onun bekçisi dışarıda PKK-PYD ile yürüttükleri bu müzakerelerin üstünü örtebilmek için, bunu karartabilmek için mi içeride Kuvayi Milliye'nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani partimize, yani partimizin genel başkanına ipe sapa gelmez suçlamalarda bulunuyorlar? Burada tekrar soruyorum.
Bu doğrudan görüşmeler ne zaman başladı? Bu görüşmelerin içeriği ve amacı nedir? Bu teröristlerle kaç kez görüşüldü? Çok merak ediyorum. Ellerinde hakaret ve iftiradan başka siyasi sermayesi kalmayanlar bu sorulara ne cevap verecek? Millet geçim derdiyle bunalırken, sınırlarımızda Mehmetçiklerimiz kanıyla canıyla büyük bedeller öderken, bu beyler koltuklarını koruyabilmek için şimdi İstanbul'da seçimleri yeniletmeye çalışıyorlar. Gelir gelmez ilk işi kapısına TC ibaresini asmak olan belediye başkanlarımızı yabancıların yaptıkları nezaket ziyaretleriyle suçlamaya çalışıyorlar. Yetmiyor, buradan hareketle Yüksek Seçim Kurulu'nu açıkça baskı altına almaya çalışıyorlar. Aslında tablo son derece açık. Ülkeyi 17 yıldır yönetenler ve onun yancıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğundan seçimle kalkmayı bir türlü kabullenemiyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nu baskı altına almak için yapılan itirazların ve açıklamaların hukuk nezdinde hiçbir maddi geçerliliği yoktur. Hukuk bir hakkın suistimalini korumaz. Önce İstanbul'da geçersiz oylar sayılsın dediler. Geçersiz oyların tamamı sayıldı, sonuç yok. Sonra 6 ilçede oyların tamamını sayacağız, bir sondaj yapacağız, ona göre bir sıkıntı var mı dediler. Sonuç değişmedi. Hatta bu sondajdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önde çıktı. Yetmedi. 22 ilçede 57 sandıkta bir daha sondaj yaptılar. Orada da sonuç değişmedi. Valla herhalde bundan sonra, bu kadar laftan sonra bir şey yapmak gerekiyor. Bahçeli'nin içini rahat ettirmek için bir de oyların tamamını kendisine saydırmak lazım. Millet Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı seçti. Milletin sözü bu. Bu söze kulak vermek ve bunu işlerine sindirmeleri, kulak vermeleri ve bunu işlerine sindirmeleri lazım. Yoksa sandıktan bu beyler çıkana kadar milletin önüne devamlı sandık mı getirilecek? Millet bu arada bedel ödermiş, ekmek aş küçülürmüş, huzuru kaçarmış. Bunların umurunda değil. Hala da sandıktan çıkan sonucu, milletin iradesini siyasi mühendislikle masada değiştirmenin peşindeler. Aslında bunu bir kere daha denediler, hatırlayın. 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında bunu yaptılar. Beğenmediler 7 Haziran'da sonucu. 1 Kasım'da yeniden seçim yaptılar. O arada da millete çok büyük sıkıntılar yarattılar. Maşeri vicdan sandıkla gelenin sandıkla gitmek istememesinden rahatsız olur Sayın Bahçeli. Aslında madem milletin ne dediğini sizin için hiç önemi yok, oyunun kurallarını beğenmiyorsunuz, kendi aranızda tek kale maç yapın, olsun bitsin. Milleti bu kadar yormayın. Aslında siz milletin soy isminden dahi kimin kime oy vereceğini biliyorsunuz. Devletin seçsisi, mernisi de elinizde. Bakın bunlara, yazın kağıda istediğiniz sonucu. İşte ondan sonra da kalkın deyin ki işte bizim meşruiyetimizin kaynağı budur. Görelim bakalım. Milleti de sandıkla yormayın. Demokrasilerde oyunun kuralı bellidir. Sandıkla gelen sandıkla gidecektir. Sandıkla gelen eğer sandıkla gitmeyi hazmedemezse ve istediği sonuç çıkana kadar kurumlara ve millet iradesine baskı yaparsa,
o ülkedeki rejimin artık adı demokrasi olmaz. İktidardakiler de demokratik meşruiyetten falan bahsedemezler. Bu işin başından bu yana bir tek bir şey söyledik. Yüksek Seçim Kurulu'nun tek bir pusulası olmalıdır. O da seçim mevzuatı ve bugüne kadar geliştirmiş olduğu kendi içtihatlarıdır. Biz hakimlerimizin, bugün Bahçeli'nin azmettiricisi olmaya cüret ettiği bir hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alın. Şimdi şunu açıkça söyleyeyim. Baştan itibaren de tekrarlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'nin devamı olan bir partidir. Bizi kimse herhangi bir terörle, ne bölücü, ne başka türlü, ne darbeci, hiçbir terörle bir araya getiremez. Ama dönüp baktığınız zaman bizi bunlarla bir araya getirenlerin geçmişinde ordunun, milletin kozmik odasına teröristleri sokma olayı vardır. Yine bunları söyleyenlerin geçmişinde şehirlerin altında hendekler kazılıp bomba döşenirken valilere müdahale etmeyin emrini verme olayı da vardır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle, teröristle yan yana getirmek hevesinden vazgeçsinler. Hep söylüyorum, otursunlar kendilerine bir baksınlar. Kimlerle işbirliği yaptıklarına bir baksınlar. Biraz önce ifade ettim, burada bir daha tekrar ediyorum. Bakın, bence bu laflar, ipe sapa gelmez bu laflar, suçluların telaşı içinde söylenmiş olan laflardır. İşte orada Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bakan yardımcısının açıklaması duruyor. Önce onun altından bir kalksınlar. Daha o günlerde oturup Fransa'yı şunla bunla görüşmekle suçluyorlardı. Meğer kendileri de görüşüyormuş. Bunun altından mutlaka kalkmaları lazım. Bunun hesabını vermeleri lazım. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Cumhur İttifakı'na gelince Cumhur İttifakı'nı bozma tekeli sadece ve sadece Sayın Bahçeli'ye aittir. Geçmişten itibaren Sayın Bahçeli içine girmiş olduğu koalisyonları ve ittifakları bozma konusunda ne kadar mahir olduğunu göstermiştir. Ondan sonra da şimdi çıkıp kimseyi suçlamasın, onu bozmaya çalışıyorlar, bunu bozmaya çalışıyorlar diye. Bozarsa kendi bozar. O da Cumhur İttifakı da bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Var mı başka soru?